Herkese merhaba. Ben İsmet Akça. Bugün Turkey Beyond Borders projesi kapsamında Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerini anlamak başlığında bir seminer vereceğim. Öncelikle projenin yürütücülerine bu davetleri için çok teşekkür ederim. Ben Şubat 2017'ye kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi iken kamuoyunda barış akademisyenleri metni olarak bilinen metne attığım imza gerekçesiyle bu tarihte üniversiteden ihraç edildim. Akademik hayatım boyunca genel olarak Türkiye'nin siyaset sosyolojisi, militarizm, kapitalizm, devlet ilişkileri, Türkiye'de ordu devlet, ordu ekonomi ilişkileri gibi konular üzerinde çalıştım. Bugün Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerini anlamak başlıklı semineri 4 ana bölümde gerçekleştireceğim. Birinci bölümde genel olarak Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerine yönelik analitik yaklaşımlar nelerdir, bunların sınırları, sorunları nedir ve hani ben nasıl bir çerçeve öneriyorum, bunu ele alacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışarak. Ardından tarihsel dönemlere bakacağım. Kendi kullanmaya çalıştığım yaklaşım çerçevesinde. Bu doğrultuda ikinci bölümde 1960 ve 1980 arası İthal İkameci Sanayileşmeye Dayalı Kapitalizm döneminde ordu siyaset ilişkileri, ordunun siyasi alandaki rolü ne bakacağım. Üçüncü bölümde 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbe ve bu darbenin inşa ettiği devlet, toplum, ekonomi modeline odaklanacağım ve 1990'larda benim neoliberal milli güvenlik devleti dediğim devlet biçiminin ve bunun içinde ordunun siyasi alandaki rolüne bakacağız. Son bölümde, dördüncü bölümde ise AKP döneminin farklı alt dönemlerinde ordu siyaset ilişkilerini nasıl şekillendiğine bakacağım. Şimdi ilk bölüm üzerinden başlarsak, ilk önce herhalde şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de ordu çalışmalarında hakim analizler ve alternatif nasıl bakılabilir bölümünde. Yani Türk siyasi hayatının belirleyici unsurlarından bir tanesinin ordu olduğu aşikar. Açık askeri müdahaleler, askeri rejimler, muhtıralar, işte askeri yetkililerin düzenli siyasal gündeme müdahaleleri, milli güvenlik devleti formu, sivil rejimler altında devam eden çeşitli yasak, kurumsal ideolojik düzenlemeler, sıkı yönetim, olağanüstü hal, işte OYAK, askeri sanayi, askeri harcamalar gibi saç ayakları üzerinden iktisadi hayatın içinde varoluş vesaire. Bütün bunlar bize Türk siyasi hayatını, ordunun rolünü anlamanın pek mümkün olmadığını hiç şüphe yok ki gösteriyor. Ve yine hiç şüphe yok ki asker işte ordunun müdahaleleri, ordunun hani gücünü arttıracak düzenlemeleri de çoğu kez beraberinde getiriyor. Fakat askerin siyasetin müdahaleleri, işte askeri müdahaleler, darbeler, bunların oluşum nedenleri ya da yarattığı sonuçları sadece bunun üzerinden anlamakta biraz yetersiz kalıyor. Şimdi ordular sonuçta toplumüstü, dışı kurumlar, aktörler değiller. Aslında sosyopolitik, daha geniş sosyopolitik iktidar ilişkilerince hem belirleniyorlar hem de bunlar üzerinde etkide bulunuyorlar. Dolayısıyla askeri müdahaleleri, darbeyi mümkün kılan darbe öncesi, darbe olayı ve askeri rejimlerin icraatlarını gerçekleştirdikleri dönemleri içeren bir süreç olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ve askeri müdahaleleri de daha geniş sosyopolitik iktidar ilişkilerinin sistematik bir analizi çerçevesinde ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki hakim analiz tarzlarına baktığımızda ne görüyoruz? Özellikle 1980'li yılların ikinci yarısı, 90'lar, 2000'lerde farklı teorik ve politik pozisyonlardan aslında liberal, muhafazakar, liberal, demokratik, sol liberal politik pozisyonlardan sahiplenen ortak bir analiz biçiminin hegemonik hale geldiğini görüyoruz. Bu aslında sadece ordu analizlerinde değil, Türkiye'de genel olarak devlet toplum ilişkilerine dair analizlerde karşımıza çıkan bir şey. Yani bir genellemeyle bunların devlet merkezi bir kuramsal yaklaşıma sahip olduğunu, yani seçkinci bir devlet merkezciliğin daha baskın olduğunu, Michael Mann'ın ayrımıyla seçkinci devlet merkezci yaklaşımlar ve kurumsalcı devlet merkezci yaklaşımlar arasında bir ayrım yaparsak,
Türkiye'deki bu hakim analizlerde seçkinci devlet merkezci yaklaşımının daha belirleyici olduğunu görüyoruz ve bunun Türkiye'nin siyasal sosyolojisi devlet toplum ilişkini açıklamakta hegemonik bir pozisyona, özellikle 80 sonrasında sahip olduğunu, 2000'ler boyunca da devam eden, 2010'lara kadar belki de uzanan bir yaklaşım bu. Bu şunu söylüyor en genelinde, devletin kendi işte özelliği, özgür çıkarları olan devlet seçkinlerinin gücü üzerinden tanımlanıyor. Buna göre salt kendi ekonomik veya politik çıkarlarını arttırmak peşinde olan devlet seçkinleri toplumun tümü üzerinde bir güce sahip ve bu gücü hakim sınıflar dahil tüm toplumsal aktörler hilafına kullanıyor. Bu analiz tarzı aslında Türkiye'deki, yani 1980 sonrasındaki hakim değerlendirmelere baktığımızda kendisini askeri müdahaleler, ordu siyaset ilişkileri üzerine olan analizde de gösteriyor. İşte güçlü devlet geleneği, Kemalist sivil ve askeri seçkinlerin revanşist hamleleri, işte ordunun rejimin muhafızlığı rolü, vesayet rejimi gibi daha ziyade sürekliliği işaret eden, farklılaşmayı, kopuşları vesaireyi işaret etmeyen, sürekli işaret eden unsurlar üzerinden açıklanıyor. Açık veya örtük biçimde asker, sivil, merkez, çevre, devlet, toplum, devlet, sivil toplum gibi ikilikler üzerine kurulu bu analizlerde temel iktidar ilişkisinin işte devlet seçkinleriyle, örneğin burjuvazi de içerecek şekilde tüm toplumsal aktörler arasında olduğu, orduyla kendi gücünü seçimden alan hükümet, işte onu temsil eden iktidardaki parti arasındaki çekişme olduğu veya başka analizlerde bürokratik orta sınıfla ekonomik orta sınıf arasındaki iktidar mücadelesi olduğu sürekli olarak yenileniyor. Aslında bu ikilikler bu şekilde üretildi uzun zaman boyunca bu hakim yaklaşımlar tarafından. Ve yine bu yaklaşımlar askeri müdahalelerin gerçekleşme nedenleri ve hayata geçirdikleri uygulamaları da ordunun ve bürokrasinin gücünü ve çıkarlarını yine tüm toplumsal güçler karşısında pekiştirmek, yeniden tesis etmek veya artırmak üzerinden açıklıyor. Şimdi bu 10 yıllarda 80 sonrası dönemde bu anlatı tarzını daha eleştirel şekilde kullananlar, yani çünkü bunların içinde politik olarak ordunun yaptığı müdahaleleri olumlayan pozisyonlarda var. Bunun dışında daha eleştirel bakan, ordunun bu politik gücünü sorunsallaştıran, antidemokratik olduğunu vurgulayan çalışmalarda var. Bu tip çalışmalarda, yani daha eleştirel şekilde kullanan çalışmalarda ordunun bu politik gücünün, yani yasal, kurumsal, idari, ideolojik dayanaklarının sergilemesi konusunda önemli katkılar sunulmakla birlikte aslında bütün bunu mümkün kılan sosyopolitik güç ilişkilerinin analizinde yukarıda biraz önce bahsettiğim ikiliklere dayalı, demin saydığım ikiliklere dayalı bir analiz yeniden üretiliyor. Şimdi bu analiz tarzının belli sınırları var, belli analitik sınırları olduğunu, sorunları olduğunu düşünüyorum. 5 noktada toplayabiliriz gibi geliyor bana. Bunlardan birincisi, bunlar genelde askeri müdahalelerin, işte ordunun rolünün tarihselliği ve toplumsallığını yok sayıyorlar. Daha ziyade süreklilik vurgusu, yani 10 yıllara hatta 100 yıl ötesine yayılan bir süreklilik vurgusu öne çıkıyor. Darbe öncesi, sırası ve sonrasındaki sosyopolitik güç ilişkileri asker, sivil, devlet, toplum, bürokrasi, burjuvazi gibi ikiliklere ve sürekliliklere sıkıştırılıyor. Halbuki biz bu süreçlere baktığımızda bence bu ikiliklere dayalı alanları yatay kesen süreçler ve iktidar ilişkiler olduğunu görüyoruz. Bence darbelerde kendini zaten böyle mümkün kılıyor. İkinci sorun, darbelerin kendilerini dayandırdıkları toplumsal taban es geçiliyor. Yani ordu sanki adeta toplumüstü dışı tamamen özerk bir yapı gibi görülüyor ki devlet de böyle okunuyor hatalı bir şekilde. Halbuki bunların dayandığı toplumsal tabanlar var. Her darbe farklı toplumsal tabanlara dayanıyor. Dolayısıyla askeri müdahaleler kendilerine ordu bu dönemlerde kendisine nasıl aktif veya pasif rıza devşirebiliyor? Her bir askeri müdahalenin değişen toplumsal destek tabanını nasıl açıklayabiliriz? Bu soruların cevabı verilemiyor sürekliliklere vurgu yapan bu hakim analiz biçiminde, uzun zaman hakim olan bu analiz biçiminde. Yine benzer şekilde darbelerin, ordunun siyaseti müdahalesinin
toplumsal ve siyasal aktörler üzerinde farklı etkileri var. Yani belli müdahaleler belli aktörleri güçlendiriyor. Başka bir tarihte yapılan bir müdahale başka aktörü güçlendiriyor. Bu süreklilik analizi, sürekliliğe dayanan ve onu vurgulayan analiz aslında bu açıdan da zayıf kalıyor ve bize bunu çok gösteremiyor açıkçası. Üçüncü zayıf noktası darbe rejimlerin ortaya koyduğu devlet formu, inşa ettiği devlet formları, hukuki, idari, kurumsal yapılanmalar, devletin kurumsal mimarisi tarihsel süreç içinde farklılıklar gösteriyor. Yine sürekliye vurgu yapan analizler bunun da yani farklı devlet formlarının niye ve nasıl ortaya çıkabildiğini, aynı orduysa o müdahale peşinde koşan aynı orduysa niye farklı formlar ortaya çıkıyor? Bunu da analiz etmede daha zayıf kalıyor. Bir başka nokta, hani dördüncü noktası diyebilirim. Ya başarılı darbeye kadar Türkiye tarihi başarısız darbelerinde tarihi bunları da açıklamak konusunda bir sıkıntısı var. Ve beşinci olarak da aslında hem devletin hem de işte askeri rejimlerin aslında hani burada militarizmin kapitalist niteliğini yok sayıyor ve devletin militarist milliyetçi kurumsallaşması na bakarken aslında kapitalist kurumsallaşmasını tamamen yok sayıyor ve bunlar arasındaki ilişkiyi yok sayıyor. Politik olarak da bu analizler aslında Türkiye'nin bütün sorununun, otoriterlik sorununun ve dolayısıyla demokratikleşme sorununun ordu ve ordunun politik gücünün kırıldığı bir sivilleşme olarak tarif ediyor. Hiç şüphe yok ki sivilleşme yani demokratikleşmenin ön koşulu bir koşulu ama yeterli koşulu değil çünkü demokratikleşme aslında toplumsal siyasal mücadeleler içinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ordunun böyle bir politik güce sahip olmasının da bunun demokratik biçimde kontrol altına alınabilmesinin de yolu aslında bu sosyopolitik güç ilişkilerine bakmaktan geçiyor. Şimdi yani alternatif bir bakış açısının biraz hangi öncüllerden hareket etmesi gerektiğini kendimce söyleyeyim. Ya birinci nokta şunu söylemek lazım. Evet, Türkiye'de tabii ki ordu değişen dönemlerde farklılık da arz eden kendi bir takım politik ekonomik çıkarlarının peşinde gidebiliyor. Yani bir aktör sonuçta. Bunu yok saymanın bir şeyi yok, alemi yok. Fakat ikinci nokta ordular toplum üstü, toplum dışı aktörler değil demin de söylediğim gibi. Sosyopolitik iktidar ilişkilerince hem belirleniyorlar hem de bunlar üzerinde etkide bulunuyorlar. Bunlar sınıfsal güç ilişkileri olduğu kadar özellikle politik sınıf mücadeleleri içinde aynı zamanda etnik dinsel sorunlara bağlı sosyopolitik güç ilişkileri de burada çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu ilişkisellik içinde okumak gerekiyor. Üçüncü nokta yani o askeri müdahalelerin tarihsel toplumsal nedenleri anlamları sadece ordunun kendi çıkarını maksimize etmek üzerinden anlaşılamaz. Çünkü yani bu müdahaleler sadece kendi çıkarlarını yeniden üretmiyor. Her seferinde özgün kapitalist toplumsal ve siyasal düzenleri imal ediyor. Dolayısıyla negatif değil, kurucu bir iktidar aynı zamanda. Dördüncü olarak yani benim yaklaşımımda bir analiz çerçevesi olarak ordu pratikleri, birikim stratejilerini de içeren, hegemonya projelerinin oluştuğu, politik ekonomik düzlemdeki sınıfsal güç ilişkileri ve mücadeleleri içine oturtularak yani hegemonya mücadeleleri, bunun içinde yer alan farklı toplumsal aktörler, buradaki güç ilişkileri, mücadeleleri buna bakan, bunun ardından ordunun bütün pratiklerini, müdahalelerini bu genel daha geniş sosyopolitik iktidar ilişkileri çerçevesine koyan, ardından bu sosyal ilişkilerin nasıl devlet formları yarattığını, nasıl bir kurumsal mimariye sahip devlet formları yarattığını ve bunun içinde ordunun nerede oturduğuna bakmayı içeriyor. Üçüncü olarak ordunun da iç yapısının, içsel örgütlenmesinin, kendi içindeki bölünmelerin, çünkü toplum dışı bir varlık değil, bütün bunların da güç kaynakları, mekanizmalarını da bu sosyopolitik bağlam içinde değerlendirmesine dayanıyor. Şimdi böyle bir çerçeveden çok kısaca özetlemeye çalıştığım aslında bir Marksist stratejik ilişkisel yaklaşıma dayanan böyle bir çerçeveden Türkiye'nin farklı tarihsel dönemlerine bakacağım. Bakmaya çalışacağım. Tabii hiç söylememe şüphe yok ki yani böyle tüketici bir analiz olamaz. Farklı alt dönemler çünkü çok uzun bir tarihsel dönem. Ancak yol gösterici
bir analiz olarak ele alınmasını tercih ederim. Bundan sonraki alt dönemlere bakacağım bölümleri. Şimdi yani bir sonraki bölüme geçebiliriz artık. Tarihsel alt dönemlere başlayabiliriz.